Mental basketboldan herkese merhaba. Bugün farklı bir konuğum var. Darüşşafaka Tekfen Spor Kulübü Basketbol Operasyonları Direktörü ama aynı zamanda da takım menajeri de demek doğru olur herhalde. Basketbol Federasyonu'ndan baktığımız kadarıyla. Orkun Demir'le birlikteyiz. Orkun abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ege'ciğim. Biraz yani uzun yıllardır tabii tanışıyoruz biz seninle. Fenerbahçe'de çalıştığın yıllardan beridir ama biraz önce tabii kendinden bahsetmeni rica edeceğim. Ondan sonra da Darüşşafaka Spor Kulübü'ndeki Darüşşafaka Tekfen demek daha doğru. Görev tanımından, alanlarından bahsederek biraz böyle içinde bulunduğumuz korona gündeminin senin iş alanlarına nasıl bir etki bıraktığını da bizle paylaşmanı rica edeceğim. Tabii. Tekrar tabii. Hoş geldin. Çok sağ ol öncelikle beni davet ettiğin için yayınına. Keyifle katılıyorum ben de. Öncelikle kendimi tanıtmak gerekirse ben aslında makine mühendisiyim, yüksek makine mühendisiyim Yıldız Teknik Üniversitesi. Fakat çocukluğumdan beri sporun içinde olmak, basketbolun içinde olmak ve bir şekilde basketbolun kanımızda olmasından dolayı sürekli basketbolla ilgili bir şeyler yapmak istedim uzun zamandan beri. Velhasıl sporculuğu bıraktıktan sonra antrenör olarak aslında başlamıştım sektöre. Altyapılarda kendi kurduğum bir organizasyonla başladığım ve daha sonrasında Fenerbahçe'den teklif almamla birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğum bir antrenörlük kariyerim mevcuttu aslında daha öncesinde. Sonra da aynı sezon Fenerbahçe'ye transfer olduğum sene hem A takımda video koordinatör hem de yardımcı antrenörlere yardım eden, asiste eden kişi olarak bir sezonum geçti. Sonrasında da A takımda sevgili Ali abinin Ali Parlak Futbol Federasyonu'na geçtiğinde boşalan bir orada pozisyon vardı o dönemde. Ve ben de A takımda yöneticiye, idareciye başlama şansım oluştu. Böyle bir geçiş yaptım. Sonrasında da bildiğin üzere uzun zamandır yönetim ve idari tarafta çalışıyorum. Fenerbahçe Ülker'de 5 sezon tamamladım. Sonrasında işte askerlik ve daha sonrasında da Darüşşafaka Tekfen, Darüşşafaka Doğuş'ta o dönemdeki planlamasıyla Darüşşafaka Tekfen adı geçmiş oldum. Tabii basketbol hepimiz için şu anda burada olma sebebimiz aslında basketbol tutkusu. Belki basketbolu sevmemiz ve bu işe ne kadar katkı verebiliriz, nasıl geliştirebiliriz düşüncelerinin getirdiği sonuçlar arasında. Ben de kendi adıma Darüşşafaka Tekfen'de tabii işte uzun zamandır da bu görevi yapıyorum ilettiğin gibi. Birçok aslında pozisyonu şu anda kendimce ve kulübünde bana verdiği iş tanımı doğrultusunda yapmaktayım. Basketbol operasyonları terimini ilk ben aslında Fenerbahçe Ülker'de kullanmaya başlamıştım. O dönemde çok Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın değildi bu terim aslında. Fakat işte takip ettiğimiz kadarıyla NBA'de özellikle uzun zamandır bu işin içerisinde ki hatta hani kulüp başkanı bile President of Basketball Operations diye geçiyor. Yani aslında basketbolun kolu bu yani olması gereken. Türkiye'de her ne kadar bu takım menajeri, idari menajer ve genel menajer diye ayrılmış olsa da ben en başından beri aslında bu üç görevinde aynı potada eridiğini ve bir şekilde basket operasyonu olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Orada tabii President of Basketball Operations dediğim gibi o işin en üst segmenti. Kendi adıma şöyle özetleyebilirim. Bir kulübün lojistik olarak hayatına devam etmesi, günlük planlamasını yapması ve sonraki adımları öngörerek yaşantısını önceden planlaması için gerekli olan şeyleri yapmaya çalışıyorum ben aslında. Bunun içinde yönetim tarafında gerekli olan aksiyonlar da olabiliyor. Takımın günlük planlaması, koçların günlük planlaması, artı destek faaliyetleri var. Burada tabii sporcuların özel hayatları, sporcuların hayatları, onların planlaması, onların yaşantısı. Bunlar ana temelleri aslında. Tabii ki burada işte benim özellikle yaptığım Euroleague ve yurt dışı iletişimini sağlamak, birçok kurallara, işte regülasyonlara hakim olup bunların doğrultusunda işlerin yapılmasını sağlamak. Ve bir taraftan da işte tabii devam eden sezon içerisinde ligler devam ettikçe, maçlar devam ettikçe onların planlaması, işte şehirler, seyahatler vesaire de bunların alt kademeleri aslında. Bir taraftan da pazarlama ve bizim kurumsal iletişim ekibimizle bir ortak çalışmamız var. Orada da gayet kurumsal giden bir yapımız var şu anda. Güçlenerek ve iyi çalışmalar oluyor. Belki bilmiyorum birçok kulüpte dışarıdan ajans desteği alınıyor. Bizim mesela in-house bir tasarımcımız ve sosyal medyayı yöneten bir ekibimiz var. Gerçekten bütün her şeyi kendimiz yapabiliyoruz. Bu da bize bir avantaj kattığını düşünüyorum. O konuda iyi ilerliyoruz. İşte gerek bunların koordinasyonu, gerek sporcuların bu
konudaki etkinlik takvimlerinin desteklenmesi gibi faaliyetlere de destekte bulunuyorum aslında kulüpte. Genel menajerimiz Ahmet Eran'a elimden gelince destek olmaya çalışıyorum. Onun planlaması doğrultusunda. Yani bu şekilde özetleyebilirim aslında. Hani senin bilmiyorum sormak istediğin bir şey varsa özellikle. Ya tabii en başta söylediğin gibi basketbolu sevdiğim, sen de böyle aslında akademik hayatındaki okuduğun şeyden çok daha farklı bir rota çizmişsin kendine. Ama bugün burada bulunmamızın bir diğer sebebi de tabii ki koronavirüs. Çünkü evet, operasyonlar neredeyse durma noktasına geldi. Hayat nasıl durma noktasına geldiyse basketbolda da çok ciddi cansız bir süreç var. Yani sonsuz bir off sezonda gibiyiz sanki. Ne zaman yeniden başlayabileceğimizi bilmiyoruz. Bu anlattığın görev tanımı doğrultusunda yani birçok sorumluluğu yürütüyorsun tabii ki Darüşşafaka Tekmenspor Kulübü'nde. Bunu yalnızca takım menajeri olarak adlandırmak doğru olmaz. O sadece belki kağıt üstündeki hani sahaya çıkış kartına takım menajeri yazıldığı için ben öyle söylemiştim. Nasıl bir etki oldu iş alanlarına? Yani bu süreç çok ciddileşmeye başladıktan sonra siz home office uygulamasına mı geçtiniz? Bu in-house olarak çalışan arkadaşlar, tabii hepsinin kurumsal iletişim anlamında sosyal medyanızda ben aktif kaldığını görüyorum. Örneğin geçenlerde Darüşşafaka logosunda bir maske gördüm mesela. Evet. Bu tabii işin mizahi kısmı. Ama yani iş alanlarınıza nasıl bir etkisi oldu? Nasıl birliktesiniz? Her gün belki de bizim şu anda yaptığımız gibi görüntülü konuşuyorsunuzdur herhalde staff'taki arkadaşlarınızla diye tahmin ediyorum. Şu anki içinde bulunduğunuz süreç nasıl oldu? Çünkü basketbol çok dinamik bir süreç. Şu an çok statik bir durumdayız. Eminim bir sıcak sudan soğuk suya geçiş durumu vardır. Evet. Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Bunu ilk hisseden kulüplerden bir tanesi Darüşşafaka Tekmen oldu. Yani kamuoyunda takip ettiğini düşünüyorum zaten. Bizim işte Eurocup Virtus Bologna'ya karşı oynayacağımız maç öncesinde bizim tabii yine işin farkında olduğumuz ama o kadar da ciddi olduğunu düşünmediğimiz belki de hepimiz yani bilinçaltında bir süreçti aslında o ilk başlangıcı. Ama tabii hepimiz farkındaydık. Biz birçok seyahate maskeyle gitmeye başlamıştık, örnek veriyorum. Öncesindeki süreçte de aslında hani bir şekilde kafamızda vardı ama bu kadar işin yaygın olabileceği, bu kadar yayılabileceği daha doğrusu ve bu kadar kolay bulaşabileceğini kimse düşünmüyordu aslında. Böyle bir süreçle başladı hepimizin bildiği gibi. Sonrasında Virtus Bologna maçı ve bu maçla ilgili tabii ki işte saha değişikliği, buradaki bir işte bürokratik bir süreç yaşadık. Ve biz tabii ki maçlar oynandığı için bir şekilde işin içinde kaldık o dönemde. Sonrasında oynadığımız Galatasaray maçımız var. Bu ve daha sonrasında oynadığımız yine Afyon maçımız var. Deplasmana gittik ki Belgrad'dan döndükten sonra aslında 14 günlük karantina sürecinde de biz tamamlamamıştık bunlar olduğunda. Yani orada da aslında tabii ki sürecin başı olmasını verdi, belki bir dezavantaj oluşmuştu. Ve böyle bir şeyin içerisinde, yoğunluğun içerisinde olduk aslında biz ilk başlangıcında bu işin. Fakat Afyon'dan döndüğümüzden itibaren tabii liglerin de artık ertelenmesi ilgili yoğun bir talep olması, federasyonun bu konuda bir değerlendirme yapması artık süreci başka bir noktaya taşıdı. Biz de hani Afyon maçının dönüşü itibariyle evlerimizde olmaya başladık. Tabii ilk başta herkesin sonuçta sağlıklı kalmak ve kendisiyle ilgilenmesi gerektiğini düşündüğümüz bir süreç oldu bence. Herkes burada da bence kendisiyle biraz ilgilendi aslında. Her ne kadar haberdar olsak da ilk bir hafta bence bu iletişimin hani sınırlı kaldı ve herkesin öncelikle kendi düzenini, kendi rutinini kurmak için uğraştığı bir hafta oldu diye düşünüyorum. Çünkü herkes sonuçta alışık olmadığı bir düzene geldi, evinde kalmaya başladı. Ben keza işte alışverişlere daha farklı bakmaya, onların hijyenine farklı bakmaya örnek veriyorum. Böyle bir görevim oldu evde şu anda mesela gibi böyle farklı bir sürece girdik. Biz evden şu anda destek oluyoruz tabii ki, planlamamızı yapıyoruz. Bu süreçte işte tabii ki sözleşmeler, sporcuların geleceği planlamamız, bunlarla ilgili de çalışmamız oluyor mutlaka. Yani şu anda aslında ileriyi görmek çok hani kolay olmadığı için şu anda herkes aslında hani bu sezon oynanır mı kısmında zaten oynanmayacağını düşünüyor hemen hemen hepimiz. Hem teknik kadro, staff, yönetim vesaire. O yüzden de aslında biz hani işin devam ettiği kısmında nasıl daha iyi olabiliriz, nasıl planlamamızı üst seviyeye çekebiliriz? İşte gerek sportif açıdan koçlarımız sürekli işte oyuncular izlemeye, işte scouting yapmaya aslında devam ediyorlar bir şekilde. Rakipler olmasa da, yani rakiplere bir hazırlık olmuyor ama mutlaka sürece bir hazırlık oluyor. Sonuçta sürecin sonunda hazır olmak zorundasınız aslında. Biz de aynı şekilde işte bu süreçte belki takip etmişsiniz. Batı'nda işte açıklamalar oldu. Hani bu süreç sonunda nasıl olacağı ile ilgili. Aslında öncelikle burada verilen tavsiye sporcularla anlaşılması, eğer sporcular ayrılacak ise.
bir hani arada bir pazarlık yapmak belki sporcularla buradaki. Sonuçta bir şekilde sporcuların bir kaybının olacağı artık aşikar gibi gözüküyor. Öncelikle yani sporcuların bir şekilde feragat etmesi gerekecek maalesef yaşanan şartlardan ötürü. Ki ben aslında şöyle düşünüyorum. Bu sezon tabii ki bu feragat önemli kulüplere destek açısından ama asıl biz bunun etkilerini önümüzdeki sezon göreceğiz tabii ki. İşte sponsorluklar, onun dışındaki kulüplerin partnerleri vesaire bu nasıl olacak? Ne kadar bu destekler sağlanacak? Spora nasıl hala destek ve teşvik olacak? Bence bunlar çok önemli ve gidişatı etkileyecek diye düşünüyorum. Ama buradaki benim gördüğüm ve hatta geçtiğimiz günlerde Aydın Öz'le konuşma şansım oldu. O da öyle bir görüş iletmişti. Öz kaynaklarımıza dönmek belki. Bunlarla ilgili daha çok çalışma yapmak. Bunun planlamasını öne çıkartmak belki. Şu anda kulüpler için öncelikle hedefler arasına girecektir diye düşünüyorum. İşte pazarlama ekibimizle bir şekilde işte WhatsApp grupları, işte Zoom grupları şu anda artmış durumda. İşte gerek altyapımız çok yoğun bir çalışma. Haftada 3 gün bir antrenman yapıyorlar aslında. İşte altyapı sorumlumuz Semih Hoca eşliğinde. Aynı zamanda bizim kulüpte hakikaten bu konularda çok hani ilklerin olduğunu düşünüyorum. Bir psikologumuz var. Sporcularımıza işte gerekirse staffımızla herkesle iletişim kuruyor ve onlara bu süreçle ilgili nasıl yapmaları gerekiyor, nasıl davranmaları gerekiyor. Burada da bilgilendirme yapıyorlar. Ömer Bey var psikologumuz. O da kulübümüzün güzel değerlerinden. Bu şekilde bir aslında biz şu anda durum içerisindeyiz. Yani evlerimizden sürece artık adapte olduğumuzu düşünüyorum ben herkesin bir şekilde ve sürecin sonunda nasıl olabilir bir düşünüp öngörerek aslında şu anda bir hazırlık yapıyor herkes. Ya birçok yani görüş var. Genel görüş dediğin gibi bu sezonun tamamlanması insanların en fazla odaklandığı nokta değil. Büyük ihtimalle de bu sezonu zaten tamamlayamayacağız gibi gözüküyor. Ama bundan sonraki sezonun etkilerini görmek noktasından bahsettin. Burada da altyapı kimliği ve kültürü olan kulüpler herhalde bir parça daha az dezavantajlı olacak demek durumundayız. Çünkü avantajlı demek zor. Çünkü herhangi bir avantaj yok. Bu süreçte herkes mağdur. Bu mağduriyeti ne kadar aza yani minimuma indirgersek herhalde daha pozitif olacak ki Darüşşafaka'da uzun yılların altyapı kültürüyle şu anda da çalışmalarını yürütüyorlar. Belki sizin elinizi rahatlatabilir ama yine Virtus Bologna maçına ben biraz dönmek istiyorum. Yani çünkü Daçka için gruptan çıkma maçıydı ve siz bu maçta ev sahibi avantajından mağrum kaldınız. Yanılmıyorsam Almanya'da oynamak gibi bir öneriniz olmuştu. Evet. Bu sürecin çok iyi yönetilmediğini Federasyon Başkanımız Hidayet Türkoğlu da belirtmişti. Nasıl bir süreçti orası sizin açınızdan? Yani nasıl öneriler yaptınız? Niye kabul edilmedi bu önerileriniz kulüp olarak? Öncelikle maçın kesinlikle oynanmaması gerekirdi. Ertelenmesi gerekirdi benim şahsi fikrim. Bize Euroleague bu konuda çok baskı yaptık aslında. Ama benim de tahmin ettiğim Euroleague'de belki işin bu kadar ciddi olduğunu o dönemde belki öngöremiyordu. Ve işte NBA kararı alınmamıştı sanırım herhalde o dönemde. NBA'deki erteleme kararı. Ve maçı oynatıp en azından ilk 8'i netleştirmek istiyordu belki de Euroleague. Tabii ki haklı olarak yani maçları bitirmek, oynamak sonuçta onlar da ligi idare ediyor, organize ediyorlar bir şekilde. Önceki bizim ilk talebimiz bu yöndeydi aslında, maçı ertelemekti. Fakat oradaki bu süreç de çok hızlı gelişti. Sonrasında da biz tabii şimdi maçı Türkiye'de oynasaydık maçın sonucu ne olurdu sorusu hep kafalarda yer alacak maalesef. Çünkü maçın full olacağı bir salonda. Ve kendi taraftarımıza işte desteğin ve baskının da rakip üzerinde olacağı ki Bologna takım bu sene biliyorsunuz aslında iki tane kupada başarısız oldu. Hem Intercontinental hem de işte kendi liglerinin İtalya kupasında şampiyon olmaları beklenirken olamadılar. Dolayısıyla onların üzerinde aslında böyle bir baskı vardı. Tabii bir taraftan da onların uzun bir süre antrenman yapmaları, belki bir kondisyon anlamında yükleme yapmaları fırsat da oluşmuştu aslında. Onlar belki de fizik olarak daha hazırlardı bizden. Çünkü biz çok maç oynuyorduk. Ama İstanbul oynasaydık maçı belki farklı bir sonuçta bitebilirdi diye de düşünüyorum kesinlikle. Yani sezonu biz aslında farklı şekilde noktalayabilirdik. Şu ana kadarki olan süreçten bahsediyorum. Ve biz maçın Almanya'da oynanmasını da istedik belirttiğin gibi. Kamuoyunda zaten bunu paylaşmıştık. Özellikle Berlin, Türk halkının yoğun olduğu, bize destek olabilecekleri ki orada da bizim eski yöneticimiz Mithat Demirel var. Onun da bu konuda bu süreçte bize desteği olmuştu. Bizi yönlendirmesi açısından. İşte Almanya'daki takımlarla da olan kulüp olarak iletişimimiz, işte birçok takımla da birebir görüşme şansımız oldu. Öncelikle tabii operasyonun kolay olmasından dolayı Euroleague maçı direkt Belgrad'da oynatmak istiyordu aslında. Ama bizim talebimiz sonrasında ve bizim takımlarla yaptığımız birebir görüşme, hatta salon direktörleri yapmış olduğumuz direkt görüşmeler neticesinde Euroleague'de böyle bir işi farklı boyuta getirdik aslında.
3 gün süren bir bürokratik süreçti aslında bu süreç. Biz orada kesinlikle bunu tavrımızı net bir şekilde belirttik. Hatta ek maliyetler oluştu ve biz bu ek maliyetleri de ödemeyi kabul ettik. Yani hani hiçbir şekilde koz vermemek açısından. En son gelinen noktada ki son güne kadar Bergin'in oynaması ihtimali aslında çok kuvvetlenmişti. Hani ön kabulü almıştık aslında Euroleague'den de bu konuda. Ki normalde Euroleague kuralları gereği ki hani Euroleague'de bunu zaten bu şekilde belirtecektir. Hani CEO aslında karar verir. Yani kulüplerin bir karar verdiği bir durum yok aslında kurallar gereği. Ama tabii ki burada da adil olunması gerektiğini herhalde düşünmüştür diye düşünüyorum ben Euroleague yönetimi de. Bir şekilde o diyalog içerisinde olduk ama en son işte sponsorlukların ve reklam haklarının olmasından dolayı da Berlin'de yaşanan bir yayın aracı sıkıntısı, bunun işte getireceği kayıplar, sponsorla karşı olan sorumluluklar vesaire derken maçın Belgrad'da oynanmasına karar verildi. Bu saat 1 sularında falandı bize bununla ilgili bir mail geldiğinde. Biz ertesi sabah yola çıkmak zorundaydık. Orada tabii yönetimimize büyük fedakarlık göstererek bir charter uçuş ayarladı. Bence bu charter uçuş da aslında bizim takımın sağlığı açısından da çok önemliydi gerçekten. Çünkü koronavirüsünün bu kadar kolay bulaşabildiği bir durumda belki de normal bir uçuşla oraya gidiyor olsaydık biz belki de içimize şu an hastalanan olabilirdi diye düşünüyorum da. Bunu düşünmeden edemiyor insan sonuçta. Böyle de bir süreç yaşadık. Maçı orada oynadık. Çok keyifli değildi çünkü maçı orada oynamaktan ziyade ev sahibi takım olarak da maçın bütün operasyonunu orada yapmak durumundaydık biz. Yani hiç bilmediğimiz bir salonda. Bütün ekibimizi oraya götürdü. Aşağı yukarı bütün ekibimiz oraya gitti ve yani stickerlarından salonu tutun da bütün planlaması, ses sistemi, ledlerin işletimi yani aklına ne gelirse burada tabii Kızılyıldız ve Partizan takımlarından destek aldık sağ olsunlar. Bu konuda destek aldık. Ve bir şekilde maçı orada oynadık. Maalesef kaybettik. Şartlar altında. Yani 96 sayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Atarak maç kaybetmiş olduk ve eğlenmiş olduk evet, aslında. Evet 105 galiba 105-96 bitmişti. Evet 105-96 olması lazım. Yani aslında bizim yani bence yenebilme ihtimalimiz olduğu bir maçtı ve sezon başında şampiyonluk adayı olarak gösteren bir takımı elemek de bence bizim için güzel bir netice olurdu. Kulübümüz için de güzel bir netice olurdu. Hepimiz için güzel, Türkiye için de güzel bir netice olurdu diye düşünüyorum. Ya burada sizin için yani sezonun artık tamamlanamayacağını kuvvetle muhtemel düşünürsek Darüşşafaka Tekfen hani bu sezon kupa finali oynadı. Ki orada da çok başa baş bir mücadele vermiştiniz. Euro Cup'ta da baktığınız zaman sonuna kadar yani gidilebilecek son 1-2 noktaya kadar iyi mücadele verilmiş bir sezon. Yani oyuncular, teknik kadro, sizlerin idari kadronun duyguları ne şu an devam etmeyen sezon için? Hiç oyuncularla konuşma şansınız oldu mu? Tabii ki şöyle aslında kendi içimizde hep konuşuyoruz bunu zaten. Şimdi Türkiye Kupası'nda artan bir performans ve işte takımda hakikaten takım olması belki her ay artarak giden bir performans söz konusuydu aslında. Tabii bunun sonrası tabii düşüşte yaşadık aslında. Mutlaka işte bazen böyle çok üst motivasyonlarında da sonunda düşüşler olabiliyor. Bunu da yaşadıktan sonra tabii biz aslında sezon sonu bizim için daha hedef haline gelmişti. Çünkü tekrar hani sporcular kendilerini göstermek, kanıtlamak ve o düşüşten sonra tekrar bir çıkış yapmak istiyorlardı. Tabii ki hep sezon nasıl bitirildiği de çok önemli aslında. Hani sezon nasıl başlandığı ziyade bizim için güzel bir hikayeydi aslında ama sonunu bilemiyoruz şu anda maalesef bu yaşanan talihsiz salgından ötürü. Dolayısıyla sezon sonu aslında bizim için önemliydi ve hedeflerin de daha da hani ileriye taşınması açısından beklentiler vardı. Bu açıdan tabii ki bir hayal kırıklığı sezonun devam edememesi bizim için. Ama burada tabii sağlık söz konusu olunca yani geri kalan her şey burada önemli kaybediyor. Sen şimdi uzun zamandır oyuncularla etkileşimde olmanı gerektirecek bir görevi yürütüyorsun. O yüzden Türkiye Basketbol Federasyonu'nda belki erteleme maçlarıyla birlikte görece böyle bir hafta gibi bir geç ertelemesi söz konusuydu diğer liglere göre. Dolayısıyla tamam Bologna'ya charter uçak oldu ama herhalde Afyon'a o şekilde gitmemişsinizdir. Normal havaalanından gitmişsinizdir diye tahmin otobüsle ediyorum. Otobüsle gittik aslında. Çünkü otobüsle, biliyorsunuz otobüs. O dönemde birçok takım otobüsü tercih ettiler. Biz de işte otobüsümüzü dezenfekte ettirdik. Kolonyalar, dezenfektanlar bir şekilde yola çıktık. İşte otelimiz vesaire hepsi üçer kere, dörder kere belki kontrol edildi bu aşamalar yapılıp yapılmadığı ile ilgili. Yani biz elimizden geleni yaptık. Önlemlerimizi almaya çalıştık bu aşamada. Tabii ki oyuncuların tavrını soracaktım aynen. Şöyle örnek vereyim aslında bu tam psikolojik durumu özetleyecektir belki de. Hani bu maçlardan önce oynanan Virtus maçından bahsedeyim.
Virtus maçının devre arasında sporcular içeri girer girmez normalde otururlar ve maçı konuşurlar. Ama bu maç devre arasında sporcuların ben direkt hemen lavaboya gittiklerini ve ellerini yıkadıklarını gördüm. Yani hiç o şeyi yaşayamadan, maçın adrenalini yaşayamadan. Bu aslında durumu özetliyor bence. Yani sonuçta sporcular bu psikolojiyle tabii oynadı. Çünkü sosyal mesafenin olduğu bir hastalık şu an hani anlatılıyor bütün otoriteler tarafından. Sporcular düşünün burada birebir temas içerisindeler ve bu ter sonuçta birbirine değdikleri anda geçebiliyor ve çok aslında ihtimali yükseltiyor maalesef sporcular arasında bu hastalığın birbirinden diğerine geçmesi. Korona sürecinde en çok merak edilenlerden bir tanesi tabii hep oyuncu sözleşmeleri olmuştu. İşte geri sözleşmede geri kalan aylar, kulüp oyuncu arası anlaşmalar. Burada tabii hani kurumsal kimliğinize de bir zarar vermeyecekse Darüşşafaka Tekve'nin bu süreçte nasıl bir stratejisi oldu? Bir oyuncularınızla anlaştınız mı? Orta yolu mu bulmaya çalıştınız? Fedakarlık yapan oyuncular elbet vardır. Çünkü Darüşşafaka'nın hani kurum kültüründe de her zaman manevi şeyler de çok öne çıkmıştır bugüne kadar. Evet. Tekfen Holding tutumu nasıl oldu? Korona konusunda destek verdim. Hani bunları da sormak istiyorum bir mahsur yoksa. Şimdi tabii şöyle. Sporcular öncelikle kesinlikle hep birlikte zaten bir fedakarlık yapma niyetinde olduklarını ilettiler. Hani bu hepsi sonuçta iyi insanlar ve hani dediğin gibi kulübün devamını isteyen ve sporun içerisinde uzun zamandır olan insanlar ve bu hakikaten bir force majeure durum öncelikle. Benim de araştırdığım kadarıyla FIBA ve BAT regülasyonlarında çok detaylı bununla ilgili böyle bir şey bulamadım. Ve burada şu dikkatimi çekti. Bunun aslında İsviçre hukuku nezdinde değerlendirileceği ve İsviçre hukukuna değerlendirildiğinde de bunun aslında force majeure durum olarak kabul edileceği yönünde böyle birkaç makale okuma şansım oldu. Yani bu durum aslında force majeure. Yani burada tabii ki FIBA'nın da normalde çok karışmadığı BAT'la ilgili belki bir tavsiyesi olabilir. Sonuçta kulüplerin de koruması anlamında. Ki BAT'ın da yapmış olduğu bir bildiri vardı. Burada da eğer hani bir sonuçla ilgili bir başvuru yapıyorsanız bununla ilgili gerekçeleri göstermeniz lazım. Yani sadece koronavirüsü deyip hani bir karar almak değil de bütün işte bunun ekonomik olarak finansal olarak gerekçeleriyle belki sunmak sürecin sonunda ki burada da bir 6 haftalık işte başvuru yapılırsa bir 6 haftalık bir süre içerisinde bunun neticelendireceği belirtiliyor. Daha önceden de 2014 yılı sanırım Lübnan takımıyla ilgili bir böyle benzer bir force majeure durum oluşmuş. Orada da %50-%50 sanırım bir sporcularla kulüp BAT tarafından bir karar verilmiş. Tabi bu çok ekstrem bir durum çünkü bu sadece bu süreci değil sonrakindeki süreci de etkileyecek bir durum. Yani force majeure durum ama şu anki bu sezonki sözleşmenin dışında dediğim gibi konuşmanın başına da yetmiştim. Önümüzdeki sezon da belki de kapsayacak. Belki değil kapsayacak bir süreç aslında. Yani buradaki değerlendirme nasıl yapılır? Biz şahsen kulüp olarak hani önce sporcularla görüşmek, sporcuların fikirleri almak, karşılıklı bir anlaşma yoluna gitmeyi daha doğru buluyoruz. Nitekim bu süreçte Doron Lamp ve Jared Jones'la yollarımızı ayırdık. Bu hani iştahı sonucunda bizim hani sonuçta sporcuların duygu ve düşünceleri istekleri de önemli bizim açımızdan. Biz tabii ki onları dinlemek ve onların görüşlerini almak istiyoruz ve öyle de yaptık zaten. Ama dediğim gibi süre çok uzun. Sürenin sonunda BAT'ın belki bir emsal niteliğinde kararı olur. Bununla ilgili bir planlama yapılırsa eğer gerekirse ben tahmin ediyorum ki biz ve birçok kulüpte zaten buna uyacak ve bunun ışığında hareket edeceklerdir. Ama şu anda tabii sürecin sonunun ne kadar olacağı belirsizliği de olduğu için ki liglerimiz de zaten 30 Nisan'a kadar hala ertelenmiş durumda. O da nihai karar değil şu anda. Zaten bu kararlar alınmadan da bu sürecin değerlendirmesi zor aslında bence. Yani her şey nihai hale gelirse ve önümüzdeki sezonla ilgili de bir planlama yapılabilirse bence bunlar daha netleşir diye düşünüyorum şahsen. Yani bazı kulüpler mesela bütün oyuncularıyla ilgili kararlarını deklare ettiler. Siz de şu anda anladığım kadarıyla böyle bir durum söz konusu değil. Çok fazla aceleci davranmamaya çalışıyorsunuz. Evet. Yalnızca iki oyuncuyla mı bir zemin hazırladınız? İki oyuncuyla evet yollarımızı ayırdık. Onlarla hani karşılıklı olarak görüşerek onlar da fedakarlıkta bulundular. Yani bu şekilde ilerlendi şu ana kadar. Ama dediğim gibi hani sürecin sonu şu anda maalesef net değil. Hem bizim liglerimiz açısından hem hastalığın tedavi süreci nasıl olacak? Tekrar ne kadar zaman sonra olacak ki bence burada biliyorum BAT nezdinde tabii ki bu sözleşmelerin devam eden sporcular için de bu bir soru teşkil edebilir belki. Bunun da değerlendirmesi gerekebilir. Sonuçta çıkışlar olacak mı olmayacak mı? Force majeure bir durum var ortada. Gerçekten.
yine iletmiştim konuşmamda. Bence burada tabii öz kaynaklarına dönülmesi, Türk sporcuların bence korunması öncelikli olarak. Tabii ki bir ayrım yapmak istemiyorum ama sonuçta bizim ülke basketbolumuz açısından da bizim kendi değerlerimize sahip çıkmamız ve en adil şekilde bu süreci yönetmemiz lazım diye düşünüyorum. Yabancı oyunculardan Türkiye'de kalan oldu mu yoksa herkes ülkesine döndü? Bütün yabancı sporcularımız dönmedi. Şöyle aslında 5 yabancımızdan 4'ü döndü ama Jonathan Hamilton dönemedi. Onun da şöyle aslında biraz trajikomik. Tam bu olaylar olduğu sıra esnada Amerika vizesi başvurusu var. Çünkü kendisi Trinidad Tobago'lu ve vize randevusunda tabii ki haliyle iptal olmuş oldu. Onun da Panama üzerine uçması gerekiyor. Böyle birkaç çok az alternatif var gerçekten kendi ülkesine gitmesi için. Ve orada da karantina süreçleri var araştırdığımız kadarıyla. Yani kendisi en iyi tercihin Türkiye'de kalmak olduğunu düşündü ve şu anda Türkiye'de kalıyor. Biz de iletişimi devam ettiriyoruz kendisiyle hala. Kulüp olarak da işte o kendisine sağladığımız hizmetler devam ediyor. İşte evi, apartmanı, arabası vesaire. Şu anda destek... çok doğru bir karar vermiş bence. Yani hem evet. Hani Amerika'da gündemden takip ettiğimiz kadarıyla son günlerde durum çok trajik hale gidiyor. Rakamlar evet, çok yükseldi. Maalesef. Belki de Türkiye'de kalmak, yani ülkemizde de tabii ki rakamlar gün geçtikçe yükseliyor ama yani azalan bir şey değil bu, artan bir şey, matematiksel, eksponansiyel bir resmen grafiği var. Belki ben tercihinden mutlu olduğunu düşünüyorum Hamilton'un yani. Yani öyle, bir de tabii Amerika üzerinden gitmeye çalışması, işte Panama üzerine gitmeye çalışması, orada başına gelebilecekler. Belki bir 15 gün, 28 gün bir yerlerde mahsur kalacak olması, yani düşününce bunlar tabii ki kendi ülkesine gittiğindeki durum ne olacak? Orada da bir karantina süreci olabilir. Yani bu çok uzun bir süreç olabilir kendisi için. Dolayısıyla hani en azından şu an kaldığı yerde, konak evinde ben de güvende olduğunu düşünüyorum. Alışveriş imkanı vesaire imkanı da hep yakınında olduğu için de çok da fazla bir dışarıya çıkmadan ve iletişim içine girmeden hayatını şu anda devam ettirebiliyor kendisi. Abi konuyu biraz dağıtalım. Ufak ufak 5-6 tane soru sorayım sana. Biraz da neşelenelim yani. Sadece korona konuştuğumuz zaman insan sürekli karamsar düşüncelerde kalıyor. Takımın en komik oyuncusu kimdir? Yani en komik tabii takımın eşek aynı. Ben Doğuş Özdemiroğlu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bütün şimdi hani yaşı da belki hani genç olmasa rağmen ki bu birkaç sene öncesinden başlayan Orhun en az zamanda alt takımda süre almasından başlayan bir süreç aslında. Hep orada olduğu için belki kendisi hem en yaşlı taraf oyuncularla hem en genç oyuncularla aradaki dengeyi de sağlayan ve oradaki bence enerjiyi artıran kişi Doğuş Özdemiroğlu. Staff'taki en komik kişi kimdir? Staff'taki en komik kişi, yani aslında bizim staff'ın işte kendi diyalogları belki de. Hani öyle bir kişi olarak söylemem doğru olmayacaktır da. Böyle arada küçük mobbingler, küçük işte atışmalar, işin tabii tadı tuzu. Bu kadar seyahat ve bu kadar şeyin oldu. O anlamda saf olarak da enerji, evet saf olarak da iyi bir enerjimiz olduğunu düşünüyorum. Darüşşafaka kariyerinde en unutamadığım maçı soracağım. Kolay yani, hemen Euro Cup şampiyonluğu deme ihtimalini göz önünde bulundurdum tabii ama belki ikinci ligden birinci geçmişte de vardı sen. Şöyle öncelikle şunu belirteyim tabii. Hani ben tabii uzun zamandır bu sektördeyim ve ikinci ligde olduğumuz sene diğer bütün sezonlardan daha stresli. Yani bu kadar stres ve baskı yaratan bir sezon, hani tabii ki hepsi baskı yaratıyor ama hani ligden çıkamamak ve bunun getirdiği psikoloji bence hepsinden daha ağır bir sınav aslında. Onu söyleyebilirim öncelikle. Orası farklı bir tecrübeydi gerçekten. En unutamadığım maç olarak da şöyle söyleyebilirim. Stanton Keating son saniye üçlüyle Bayern Münih'i yendiğimiz ve sanırım 23 sayıdan geriden gelip aldığımız maçtı. Aslında hani şunu da söylemek istiyorum. O sezon gerçekten çok mucizevi maçlar oynadık. Yani Scottie Wilbeck'in bir 41 sayısı var. Bayern Münih deplasmanı. Evet. Son yanlış hatırlamıyorsam çok az bir saniye kala 5 sayı gerideyiz. Kuban deplasmanı, orada aldığımız maç. Howard Centrus'un çok soğukkanlı bir şekilde topu çalıp ve 3 sayıdaki Scottie Wilbeck'in çok soğukkanlı bir şekilde yine bulması ve işte maçı uzatmaya götürüp oradan maçı almamız. Yani gerçekten o sezondaki o maçların birkaç tanesinin çok özel olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü arka arkaya bunları yaşamak hakikaten bir takım için çok şanslı bir süreç aslında. Her ne kadar tabii ki büyük mücadele, büyük emek var ama şans yanınızda olması lazım işte şampiyon olmanız için. Biz de çok şükür bu maçları o dönemde kazanıp şampiyonluğu kazanmıştık. Siz orada oynarken Kuban'la oranın antrenörü Saşa Obradoviç'ti galiba. Evet, evet. Bu sene Bologna'da karşınıza çıktı. Yok,
O ha, şey. Bu sene Saşa Djordjevic vardı değil mi? Evet, Djordjevic. Djordjevic Bayern Münih'teydi o dönemde. Bayern Münih'e yediğimizde. Bayern Münih'teydi o dönemde. Evet, evet, evet. Doğru, doğru. Pardon. Ve biz evet, Bayern Münih'te oynadıktan sonra kendisi ayrılmıştı görevden zaten o maçlardan sonrasında. Hani bilmiyorum bizim maçın etkisi var mıydı ama öyle bir onunla evet bir maç şeyi yaşamıştık karşılıklı. İki maçımız olmuştu Bayern Münih'te. Dağlı Şofak'a denince aklına gelen üç şey. Öncelikle biliyorsunuz bizim yani bulunma amacımız aslında tabii ki okulu tanıtmak, öğrencileri tanıtmak, çocuklar tabii ki birinci şey. Onun dışında tabii ki emek ve özveri olduğunu düşünüyorum ben gerçekten. Ve tarih, sonuçta bir tarih yatıyor gerçekten altında. Cemiyet çok eski zamanlardan beri, öncelikle öncesinde ilk başlarda babasız, şimdi hem annesi hem babası çocuklara tabii ki destek oluyor. Ve işte spor kültürü tabii tarih derken spor da biliyorsunuz Yalçın Granitler zamanından çok eskiden Galatasaray Spor Kulübü ile birlikte Türkiye'deki ilk basketbol oynanan kulüplerden aslında Darüşşafaka. Bu açıdan da ki demin unutamadığım başlar demiştim ben Darüşşafaka altyapısına bu arada yetiştim. O da tamamen tabii ki daha öncesindeki olan şeyi anlatmak istiyorum. O zaman da çocukken de hiç unutmadığım yine bir maç var. Djordjevic'in point kartı oldu. Barcelona ile maç yapmıştık. A takımımız yapmıştı o dönemde. Ve onları Ayan Şenek'te yenmiştik. Gerçekten çok güzel, unutulmaz bir maçtı. Onu da iletmek istiyorum. Djordjevic demişken ve eski maçlardan da bahsetmek ister gerekirse. Efsane kadrolardan bir tanesidir o. Evet. Darüşşafaka'nın herhalde. Evet, Orhan Güler. Geçenlerde görüntülerini gördüm. Orhan Güler, evet. İnanılmaz oynuyor. Çok eski doktor. Evet, onu da alalım buradan. Gerçekten çok yetenek seviyesi üst düzey bir oyuncuydu. Daçka'yı 3 şeye sığdırmak kolay değil çünkü çok büyük tarihi var hakikaten. Hani bu kısa soru cevapları mahsus soruyorum ama Daçka denince aklına gelen 3 şey genelde tarih, okul, kültür odaklı oldu. Yani tarih, okul ve kültür gibi diyeceğim. Neredeyse basketbola geç sıra geldi. Evet. Staftaki en unutkan insan. Yani kızmasın tabii ama. zaten biliyor şu anda kendisi. Ya tabii ki bu sezon tabii bizim de kurumsal planlamamız içerisinde daha da işi düzgün hale getirmek açısından Erdem Uygur var bizim basın sorumluluğumuzu geçen sene. Bu sene de basın ve işte team services diye ona böyle bir title verdik. Yani takıma da yardımcı oluyor. Sporcular da iç içe. Sporcular çok seviyor. Bu arada hani hakikaten o da neşe kaynaklarına bir tanesi takımın. Yani en unutkan kişi içimizde maalesef Erdem. Herhalde bir anda görev tanımı değişince iş yükü çok artınca o da şey olmuş olabilir. Yani şimdi tabii konuşuyoruz sürekli. Helam olsun hatta. Evet. Aynen. Konuşuyoruz sürekli. Yani tabii işin dışından işin içine girmek hakikaten farklı olduğunu bu sene yaşamış oldu. Hakikaten çok dinamiğin oldu dediğin gibi. Ağaçtan belki düşen elmaların farklı yerlerden 3-5 tane elmayı toplamamız gereken bir iş kolu aslında. Dediğin gibi. Selçuk abi soracağım. Selçuk Ernak'la çalışmak nasıl bir şey? Onu böyle birkaç kelimeyle özetleyebilir misin? Daha öncesinden kendisiyle tanıştığın olabilir tabii ki. Şöyle aslında ben basketbol Ülker'de başlamıştım çok uzun zaman önce. O dönemde Selçuk abi küçük bir tanışıklığımız olmuştu. Birkaç antrenmanda çıkma şansım olmuştu çok eskiden. Öyle bir tanışıklığım var kendisiyle. Selçuk abi tabii ki öncelikle basketbol gönül adamı gerçekten. Hani onu söylemem lazım. Bu işe gerçekten emek veren emekçilerden, altyapısından bu işin yetişip de üst seviyeye kadar çıkan ki bence birçok şu an altyapıdaki antrenör bu modeli örnek alması gereken kişilerden bir tanesi. Onun dışında açık sözlü staffıyla, ekibiyle herkese açık bir şekilde iletişim kuruyor ve onların düşüncelerini dikkate alıyor. Bu bence önemli bir özellik Selçuk abinin ekibine verdiği rahatlık ve hani paylaşımcı olmasıyla ilgili. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da yani başarmak istemesi, kazanmak istemesi gerçekten bu özelliğini sayabilirim. Abi yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama şimdi Erdem'den de az önce bahsedince staffta ben faydalı olacağına inandığım bir soru sormak istiyorum. Senin farklı bir background'un var. Yani tabii ki basketbol geçmişin var. Çok küçük yaştan beri basketbol oynamışsın. Ama makine mühendisi olduğunu belirtmiştin. Yani bu tip şeyleri çok görüyoruz. Gençlerde açıkçası bu spora olan tutku bazısı basketbola bazısı başka branşlara ama bu şekilde seninle birlikte senin şu anda çalıştığın pozisyonda çalışmak isteyen kişilere neyi öneririz? Yani sen bu kariyer planını yaparken tutkunu bazı şeylerin önüne koymuşsun Orkun Demir olarak. Ama gençlere ne söylersin? Yani bu meslek basketbol operasyonları direktörlüğü ya da daha klişe tabiriyle takım menajerliği. Bunu yapmak için, bu görevi seçmek için, bu kariyer rotasında ilerlemek için ne yapmak lazım?
Ya öncelikle ben hani şöyle düşünüyorum. Hani bir şeyi planlamak gibi bir durum aslında yok. Yani tabii ki yani bunu planlayarak olduk demek şansınız yok. Ya ben de başladığımda antrenör olarak antrenör olma hedefiyle, hayaliyle aslında bu işe başlamıştım. Ki işte Ertuğrul Erdoğan'la çok paylaşımımız olmuştu o dönemde bu konularla birçok. Çünkü yakınen birlikte çalıştığımız için de. Şunu söyleyebilirim. Hani okul okuyan, üniversite okuyan insanların öncelikli olarak bence sırf okulun dışı, hani okulla sınırlı kalmayıp okulun dışında da bir sosyal hayatları olması gerekiyor bence yaptıkları işle ilgili. Yani çünkü okulu bitirip yüksek lisans yapıp sadece gelip diplomayla hani bir iş beklemek ya da bu işi yapmak istemek bana çok inandırıcı da gelmiyor aslında. Çünkü zaten siz bu işi yapmak istiyorsanız, bu işlerin içine yer almak istiyorsanız bir şekilde zaten bir sosyal çevrenin içinde olmanız bence daha doğru zaten. Yani mutlaka eğitimi desteklemek lazım. Eğitim de zaten düşünmeyi öğretiyor aslında. Analitik düşünmeyi öğretiyor. Yani ben mühendisliğimi şahsen kendi işimde kullanıyorum. Analitik düşünme, soyut düşünme, planlama yapma açısından. Çünkü bizim işimiz aslında öngörme üzerine kurulu bir iş. Hatanın da çok kaldırılamayacağı bir sektör maalesef. Yani hata yapmamamız gereken. Çünkü insan gücün çok az oldu aslında ama planlamanın çok büyük oldu ve işte bir o sektör aslında. Dolayısıyla bu işi yapmak için öncelikle bu işin zaten bir şekilde kıyısında köşesinde olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bir şekilde bu havayı solumak önemli diye düşünüyorum. Onun dışında da tabii ki burada yine Selçuk abiyle söylemeyi unuttum. Önemli bir şey de vardı. International perspektif. Yani gerçekten çok uluslararası perspektifte bir insan Selçuk abi. Ki Çin'de çalışması. Çin'de çalışmıştı. Evet. Çin milli takımda çalışması. Yani ben de hep kendim kariyerimin en başından beri hep şunu düşündüm. Ben yaptığım işi dünyanın neresine gidersem gideyim aynı parametrelerde konuşabilecek ve en azından o diyalog girebilecek şekilde kendimi geliştirmeliyim diye düşünmüştüm. Dolayısıyla international olmak, buradaki gelişmeleri takip etmek ki sonradan özellikle spor sektöründe ki hani tecrübelerim sonrasında daha sonradan bunu fark ettim. Bir alanda scouting aslında basketbolla ilgili. Özellikle bu takibi yapmak belki. Buradaki iletişimi güçlendirmek yani buradaki networking. Çünkü bu iş bir şekilde günün sonunda geliyorsunuz oyuncuların inteline yani oyuncuların karakterine yani işin sonunda. Hem yani illa oyuncu seçmekten bahsetmiyorum. Yani takımın işleyişi, planlama her şeyde oyuncular bir şekilde işin içinde oluyorlar. Dolayısıyla bilgi alabilmeyi kolaylaştırmak için böyle bir kere network yapmanız gerekiyor. Yani o network'ü geliştirmek lazım. Yani bugün hani çok da belki sizin ilgi alanınızı çekmeyen bir kişiyle iletişimde olabilirsiniz. O kişi daha sonradan çok farklı bir noktada olabilir. Yani bence herkese dikkate almak ve bu işle ilgili herkese bir saygı göstermek zaten işin prensibi diye düşünüyorum. Ki bu bilgi alışverişini yapmak zorundasınız. Yani İtalya'dan işte örnek veriyorum. Şu anda bana bugün sorduğun soruların ben birçoğunu İtalya'daki birkaç arkadaşımla konuştum. İspanya'daki birkaç arkadaşımla konuştum. Yani orada ne oluyor, nasıl ilerleniyor? Hani bu bilgi paylaşımını yapabilecek duruma gelmek lazım. Tabii bunun için yabancı dil şart. Tabii burada şimdi yani nasihat veriyor olmayayım ben kimseye ama tabii ki yabancı dil bunlar için şart. Birinci kural. Yani ben şahsen hani içinde olmak ve tutkunun demin de dediğim gibi bu işin birinci kuralı oluşturuyorum. Yeni jenerasyonda maalesef bazen işte çalışma saatleri açısından vesaire açısından böyle bazen çok da o tutkulu olmadıklarını düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Hani bu tutkuyu yansıtmazsanız sahi çünkü bizim için maalesef mesaisi de yok aslında. Evet. Yani örnek veriyorum şimdi işte takımla ilgili bir regülasyonla ilgili bir çalışma da yapabilirsiniz ama gece bir tane oyuncu hastalanabilir. Oyuncuyla da ilgilenmek gerekebilir. Oyuncuyla ilgili bir şey yapmak gerekebilir. Dolayısıyla hani bu işin saati var mı saati yok. Bu hani öncelikle bunu kabul etmeleri lazım. Hani bunu kabul etmek bence de bu işin başlangıcı önemli. Hani bunu bilmeleri bence önemli. Çünkü gerçekten uzun süre çalışma saatleri, esnek çalışma saatleri gerektiren bir iş kolu. Çok teşekkür ederim verdiğin cevaplar için. Sohbetimizin sonuna geliyoruz yavaş yavaş ama tabii son sözlerini rica edeceğim. Son olarak hani bu sezona içinde bulunduğumuz sürece ilişkin vermek istediğim bir mesaj aklımda kalan bir şey varsa yine son sözü seninle bitireceğim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle yayına davet ettiğin için çok teşekkür ederim tekrar. Benim için güzel, keyifli bir sohbet oldu. Umarım dinleyenler de keyif almışlardır ve bazı fayda sağlamışlardır diye düşünüyorum. Yani bu sezonla ilgili tabii ki hani söyleyecek gerçekten çok bir şey yok. Hakikaten insanların sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri, ailelerinin iyi olması mutlaka bence öncelikli. Hani umarım inşallah bu sürece
en kısa zamanda atlatırız. Bununla ilgili tedavi süreçleri de ilgili birçok şey okuyoruz hepimiz mutlaka. Makaleler, haberler. Umarım bunlar gerçeğe dönüşür. Ve hepimiz normal hayatlarımıza devam edebiliriz diye düşünüyorum. Hani herkese de sağlıklı günler diliyorum. Orkun abi çok teşekkür ederim tekrar yayına katıldığın için. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Darüşşafaka Tekfen Spor Kulübü'ne de bundan sonraki süreçte oyunculara, teknik kadroya, idari kadroya, yönetime herkese başarılar dilerim. Ben de sağlıklı günler diliyorum. Mental çok basketbol olarak bugün Orkun Demir'le birlikteydik. Darüşşafaka Tekfen Spor Kulübü Basketbol Operasyonları Direktörü. Umarım hepiniz için keyifli bir sohbet olmuştur. Hoşçakalın.